Merhabalar 24'tesiniz. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Ben Eda Cabul. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayız. Akçakale şehitleri son yolculuklarına uğurlandı. Kahraman 3 şehit için memleketlerinde tören düzenlendi efendim. Kanlarıysa yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgede 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, operasyonların operasyonlarınsa sürdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır mesajını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Kazakistan'daki olayları takip etmenimiz yoktur. Ee, Kazakistan'daki şu an son durum geçmiş günlere göre daha sakin efendim. Çok sıkı güvenlik önlemleri var ve 10 Ocak'ta ulusal yaz ilan edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yine yoğun bir haftayı karşılıyor efendim. Maaş artışları, doğal gaz tarifesi ve bes katkısı yani bireysel emeklilik meclisin gündemine gelecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin darbe hukukundan arındırılmış yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunu parlamentonun yapabileceğini de ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir televizyon programına katıldı. Bu programda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismayloğlu ile ilgili iddialar ortaya attı. Her iki isimde de sessiz kalmadı. Yayına bağlandılar ve bakalım Kılıçdaroğlu'na hangi cevapları verdiler. Bu haberle kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.